Evrim özel bölümü yapıyoruz diye biliyorum. Evet. Evet, evrimle ilgili sorularınız 7564 tane soru geldi. Burada benim kedim ortalığı darmadağın ediyor galiba. Ya Allah'ım ya. Benim bir tane deli yeni kedim var bir tane de. O şu anda ortalığı dağıtıyor. Allah'tan hayırlısı. Kameraya gelirse gösterin, çok çok güzel. Kameraya gelirse camdan atacağım sonra. Çünkü sadece kameraya gelmiyor. Tepeme falan, şu anda tepemde bir çizik var şöyle. Her tarafım tırmalanmış vaziyette. Hadi bakalım. Evet. Ey Hazal'cığım, neler geldi? 7000 küsur sorudan seçtiklerinle bugün. Yıkılıyor ortalık hocam. Tabii. Çöp kutusunu devirdi şu anda. Olsun. Başlayalım ve başlangıç sorumuz da nasıl başlayacağımıza dair olsun. Evet. Ha, öncelikle şunu söyleyeyim. Evrim meselesiyle ilgili internetten Sinan Canan'ın, Hazal'ın soru yorum programına soru yazıp cevap alarak bilgi edinmemiz biraz zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Evrim meselesi biyoloji biliminin bir dalıdır ama sadece bir bilim alanı değildir. Hayatta çok işe yarayacak, kendinizle ilgili algınızı değiştirecek bir şeydir. Öncelikle o yüzden evrimi öğrenmenizi tavsiye ediyorum naçizane. Piyasada birçok güzel popüler kitap var bu konuda. En temel düzeyde Biyoloji Budur ve Evrim Nedir kitaplarının yazarı Ernst Mayr'ın kitaplarıyla başlayabilirsiniz. Bunlar hani biyolojik olarak evrimi gayet güzel anlatan kitaplar. Onun dışında işte Tamer Kaya'nın Evrim ve Biz kitabı var. Yani piyasa bir sürü temel evrimsel biyoloji anlatan kitapla dolu. Bu kitapları okumanızın önünde bir engel yoksa birazdan o engelleri konuşacağız. Bu kadar çok kitapta yazan şeyi biz neden öğrenemiyoruz? Hazal'ın sorularının arasında bildiğim kadarıyla buna işaret eden yerler de var. Onları konuşacağız ama eğer bir maniniz yoksa lütfen okuyun ve öğrenin. Biz burada hani kafalara çok takıldığını düşündüğümüz, bize de çok gelen bazı soruları sağ olsun Hazal topladı. Onlara böyle bir kısa yanıt vermeye çalışacağız bakalım. Yoksa burada mevzunun tamamını böyle kapsayamayacağız. Yani öyle bir durum var, onu hatırlatayım. Teşekkürler hocam. Hocam ben de hemen ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Birçok kitap tavsiyesi soruldu bu soruların içinde. Çok fazla seçeneğimiz var ve Türkçe baskıda da aslında tahmin edilenden daha çok seçenek var. Evet. Onun için şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen sene ve pandemiye kadar sizinle sürdürdüğümüz İnsan ve Evrim kitaplığımız var bizim. İnsan ve Evrim kitaplığında biz öğrencilerimizle birlikte birçok kitabı, yani ilk önce evrim konusunu temel alarak daha sonra psikoloji içerikli ve insan davranışı içerikli kitapları öğrencilerimizle birlikte ders kapsamında topladık. Bu topladığımız kitaplar sadece kendi aramızda yürüttüğümüz bir projeydi. Bu öğrencilerimiz de katılmayı çok istediler. Çok sağ olsunlar bu konuda. Onlarla gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü en son 1000'e yakın kitabımız oldu. Bir kütüphanemiz oluştu ve bu 1000'e yakın kitabın 500'ünü biz kapalı cezaevlerine, özel izinlerle, yarı açık cezaevlerine, şehir kütüphanelerine ve üniversite kütüphanelerine bağışladık. Bu kitapların listesi de Üsküdar Üniversitesi'nin kütüphanesine girerseniz internetten kütüphane kataloğuna, oradan görebilirsiniz. Bir insan ve evrim kitaplığında bağışlanan kitapların çoğu olmuyor. Sadece bazıları kategori olarak psikoloji altında olduğu için farklı kategoride olabilir ama İnsan ve Evrim diye arattırdığınız vakitte oradaki listeden bizim tavsiye ettiğimiz ve edemediğimiz birçok evrim hakkındaki ve psikoloji hakkındaki kitaba ulaşabilirsiniz. Vallahi Hazal'ın bu gayretleri sonucunda cezaevlerinden birçok filozof çıkacak diye bir beklentim var bakalım. İnşallah hayırlısı. Çok güzel bir hizmet oldu. Sevgili öğrenci arkadaşlarımız da, ders alan arkadaşlar buna güzel bir katkı yapmış oldular. Onlara da katılımlar için ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam başlayalım. Evrim konusu çok derin, olabildiğince tartışacağımız bir alan. Bugün burada birazına değineceğiz ama şöyle bir soru gelmiş. Evrim konusu bu kadar derinken gençler bu meseleye nereden başlamalı? Gençler ve kendini genç hissedenler diye ben soruyu genişleteyim. Çünkü herkesin öğrenmenin yaşı olmadığı gibi bu konuyu merak eden çok sayıda farklı yaş grubundan insan da var. Bir kere sade ve basit düzeyde biraz önce bahsettiğim kitaplarla başlanabilir. Bunlar popüler bilim kitaplarıdır, ders kitapları değildir. Herkes anlasın diye yazılmıştır ama ülkemizde popüler bilim kitaplarının özellikle ciddi olanlarının bir handikapı var. Bizde maalesef lise düzeyindeki temel eğitim çok iyi olmadığı için, bilimsel jargon ve bilimsel anlatıyla pek fazla hemhal olmadığımız için, bir de okuma meselesine okuldan dolayı muhtemelen çoğumuz gıcık olduğu için, yani en son okulda kitap okuyorduk, okul bitince de daha kralını tanımam deyip dönüp kitaplara pek bakmayanımız maalesef çok. Bu nedenle o kitaplara bir mesafeli duruluyor. Biraz ekstra çaba göstererek, yani bir roman okurken gösterdiğimiz çabanın %10'unu daha ilave
ilave ederek gösterirsek eğer, herhangi bir şu anda raflarda bulabileceğiniz popüler bilim kategorisindeki evrim kitabı çok büyük ödülle size geri dönecektir. Ama sadece Wikipedia düzeyinde genel olarak evrim nedir, işte türleşme nedir vesaire gibi anahtar kelimeleri aratarak çok fazla bilgi edinebileceğiniz gibi, Evrim Ağacı diye bir site var sevgili Çağrı Mert Bakırcı ve ekibinin yaptığı, yıllardır Türkiye'nin en iyi bana sorarsanız bilim sitesi. O siteye girip orada evrime yeni başlayanlar için hazırlanmış bir müfredat var. Sırayla makaleleri ve videoları takip edebilirsiniz. Son derece eğlenceli ve güzel içerikler hazırlamışlar. Yani o siteyi şöyle başlı başına bir gezdiğinizde baya baya birçok mezun biyologdan, hani diplomalı biyologdan daha iyi evrim biliyor olabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla internette bu kadar kaynak varken lütfen Wikipedia'dan ve Evrim Ağacı'ndan başlayarak merak ettiğiniz soruları oralara bir sormaya başlayın. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadisa Academy, you too will get a kick out of movies. Sadece evrim öğrenmekle kalmayacaksınız. Kendinizi bambaşka bir açıdan anlayacaksınız. Biraz sonra cevaplamaya çalışacağım sorularda da zaten bu bilgi eksikliğinin nelere sebep olduğunu da acık konuşma fırsatımız olacak gibi gözüküyor önden görebildiğim kadarıyla. Ne kadar kolay aslında değil mi? Bir bilgiye ulaşmak için tık 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 ve... Ya var ya, Evrim Ağacı gibi bir şey ya da Khan Akademi gibi bir şey benim zamanımda olsaydı diye başlayan cümleleri kuracak kadar yaşlanmak da ayrı hazin bir durum, ama yoktu gerçekten benim zamanımda. Yani ve şu anda herhangi bir konuyu öğrenemiyorum demek bence sınır dışı edilmek için yeterli bir sebep. Yani ülkeler böyle bir kanun çıkarmalı. Şu konuyu öğrenemiyorum diyen birini sınır dışı etmeleri lazım. Ben bu kadar sert tedbirlerle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey mümkün değil yani. Şu anda bir şey öğrenemiyorum demek mümkün değil. Standart, normal konuşabilen, yazabilen, okuduğunu 30 saniye aklında tutabilen herhangi bir insan şu anda atıyorum evde plazma yapmayı bile öğrenebilir. Orada evde plazma yapmanın yeni bir yolunu öğrendim arkadaşlar. Limonu kesip mikrodalga fırına koyunca plazma oluyormuş ya. Enteresan. Bak bunu da internetten öğrendim yine. Bu arada Veritasium gibi YouTube kanalları var. Biliyorum YouTuberları, eğlence programlarını, komedi şeylerini falan seviyoruz ama bu Veritasium gibi kanalları şöyle biraz takip edersek, ya da Smarter Everyday gibi kanalları veya şu anda ismini hatırlayamadım. Ya biz bir YouTube kanalları videosu çekelim ya. Ben onları bir listeleyeyim de şöyle benim beğenenler arasında muhteşem kanallar var. Ama özellikle Veritasium'u tavsiye ediyorum. Bizim akademisyenlerimizin anlamakta zorlanacağı, dünya çapında bahsediyorum, Türk akademisyenler değil. Dünya çapında akademisyenlerin anlamasında zorluklar olan konuları herkese anlatabilen muhteşem bir arkadaş. Bence takip alın, bol bol izleyin. Arasında çok evrime dair konularda mevcut. Hocam bunu not alıyorum. YouTube kanalları içinde bir soru içinde onları değerlendiririz. Hı. Devam ediyorum. Bugün soruları birazcık daha hızlı soracağım. Birçok sorumuz var. En bakalım azından... ben hızlı cevap verebilecek miyim? Ben elimden geldi. Böyle yapınca seni şöyle avucumda tutuyormuşum gibi oldu. Bak şöyle yapayım. Şöyle. Tam olmadı ama neyse. Evrim eğitimiyle ilgili, evrim bilmekle ilgili konuşuyorduk. Şöyle bir sorumuz var. Evrim neden müfredattan kaldırıldı? Evrim aslında müfredattan kaldırılmadı. Evrim zaten müfredatta yoktu. Adına biyoloji denen bir ders vardı. Biyoloji değildi. İçinde anlatılan doğru dürüst evrim değildi. Özellikle 1980'li yıllardan beri maalesef bayır aşağı giden bir şekilde bizim hani orta öğretimimizde diyelim ve maalesef çoğu zaman üniversitelerimizde biyoloji dışı bölümlerde, hatta bazı biyoloji bölümlerinde evrimin anlatılması sadece isimle mevcut. İçeriğin hiç evrimle alakası yoktu. Şimdi de enteresan bir şekilde bu evrim meselesinin inançlarla falan çeliştiğini düşünen, öyle inanan belli gruplar, belli işte inisiyatifler böyle çabalar gösteriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar bir dönem evrim derslerini yasaklatmaya kadar gittiler. Daha sonra işte meşhur bazı davalar açıldı. O Dover davası falan filan. Hatta bunların filmleri de yapıldı. Şu anda Amerikan halkının büyük bir çoğunluğu aynı Türkiye gibi evrim mi ya bilemeyeceğim pek zannetmiyorum modundayken üniversiteler ve okullar bunu daha rahatlıkla öğretebiliyor. Dünyadaki gelişmiş toplumların hiçbirisinde evrim öğrenme ve öğretme konusunda bir soru işareti yoktur. Çünkü evrim bilimin çok açık bir mevzusudur. Yani inançlardan şundan bundan tamamen bağımsızdır. Teknik bir konudur. Ve bunu öğretmediğiniz zaman insanların hakikaten düşünce geriliği yaşadığını biliyoruz. Yani düşünsel olarak geriliyor insanlar. Çünkü insanın yani kendilerinin tabiattaki yerinden bir haber oldukları için ne çevre sorunlarına, ne insancıl teknoloji geliştirmeye, ne doğru dürüst yaşamaya dair doğru fikirler üretmeleri pek mümkün olmuyor. Bu yüzden
zaten gelişmiş bütün ülkelerde, Avrupa ülkelerinin tamamında mesela bu konu gayet net olarak müfredatın merkezindedir. Biz de inşallah kendi gölgesiyle kavga etmeyi sürdürmemeye karar veren ülkeler safına katılacak olursak, öyle bir niyetimiz olursa, o zaman her şey düzene girecek. Şu anda kafamız karışık. İnsanlar bilmiyorlar. Bilse böyle yapmazlar. Hikayeye göre işte Hazreti İsa çarmıha gerilirken böyle demiş ya, bilmiyorlar baba, bilmiyorlar diye. Yani gerçekten insanlar her devirde bilmedikleri şeye düşmandırlar. Bilmeden karar verdiklerinde hep genellikle yanlış sonuçlara sebep olurlar. Bizde de böyle bir durum var ama bizim işimiz şu ya da bu oldu diye reaksiyon almak yerine bilmiyorlarsa anlatmak. Ben bu yönde tercih ediyorum. Elimden gelen herkese, her yerde bu konuyu anlatmaya devam ediyorum. Bu da onun bir vesilesi bu arada. Hazal'da soruları toparladığı için tekrar teşekkür ederim. Bu konu bence önemli.